Merhaba arkadaşlar. Size küçük bir konudan bahsedeceğim. Yapımda Zimra Mail Server ve önünde Proxmox Mail Gateway var. Dün akşam bir problem nedeniyle Zimra Mail Server'um hata verdi ve çalışmıyor. O zamandan beri benim Zimra Mail alamıyor. Şimdi arkadaşlar, Zimra problemini çözdük ama servisleri başlatmadık. Bakın, bu işlemi yaptığımızda size bir şey göstereceğim. Bu süre zarfında dışarıdan kendime 4 tane mail attım. 4 tane mail attım. Hem Gmail'den attım, hem şirket hesabımdan attım. Toplamda 8 tane mail attım. Bakın, şeyi açtığımda Proxmox Mail Gateway'i açtığımda gördüğüm şeye bakın. Geliyorum burada Tracking Center'da, yani benim trafiğimi görmek için Tracking Center bölümüne geldiğimde, bakın, sorgu yaptığımda benim maillerimin, bakın, dışarıdan nereden göndermişim? rakilinux1@gmail.com'dan, fırateknikpark.com.tr'den göndermişim. Bakın, burada status kısmı ne gözüküyor? Quit and deferred. Yani ne diyor burada? Sıraya alınmış ya da ertelenmiş. Şimdi önemli olan burada şu: mail server'ım başladığında bu mailler bana düşecek mi? Burası çok önemli. Bakın, bir tane daha sizin yanınızda da bir tane daha mail atacağım şimdi. Bakın, Firat Linux'te. Şurada, buraya da deneme 5 yazdım ve gönderdim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, hemen tekrar geliyorum. Mail server'ımda sorguya tekrar dönüyorum. Bakın, biraz önce 12.43'te, bakalım var mı o mail. Bakın, 12.44'te bir tane biraz önce attığım, saat 12.44 şu an. 12.44'te attığım son mail burada. Şimdi mail server'ımı başlatacağım. Bakalım bu mailler bana düşecek mi? Hadi arkadaşlar, hemen geliyorum. Şurada mail server'ımı start ediyorum. Şimdi servislerim restart etti. Hemen durumlara bakıyorum. Servislerim çalışıyor mu? Tüm servislerim çalışıyor şu an. Şimdi geliyorum. Tekrar burayı çalıştırıyorum. Zimra'nın web arayüzüne oturum açacağım. Bakalım öbür mailler de geldi mi? Bakın arkadaşlar, öbür mailler de geldi. Bakın, deneme 2 vardı, deneme 1 vardı. Bütün mailler geldi. Tekrar Promax'ı açtığımda, şurada bakın, gelip burada Tracking Center bölümünde geldiğimde, yaptığımda bütün maillerin dağıtıldığını görüyorum. Görüyor musunuz? Ve bütün mailler burada gönderilmiş. Şimdi peki nasıl çalışıyor sistem? Şöyle çalışıyor. Bakın, şurada bir bölüm var. Şu bölümde şurası, bakın, şu query bölümünde sizin arka tarafta mail server'ınız çalışmadığında burada gönderilen, gelen vesaire mailleri, gönderilen, sizin tarafınızda gönderilen mail çok önemli değil. Neden değil? Örnek veriyorum, şöyle düşünün. Siz Outlook kullanıyorsunuz. Bir mail gönderdiniz. O maili göndermediğinizde, bakın şöyle düşünün. Bakın, şöyle geliyorum. Outlook'u açıyorum. Şimdi Outlook'ta benim fırat@linux.data mailim kurulu. Outlook'um açılsın şimdi. Bir dakika. Şimdi ben
bir mail attım ve bağlantım yok. Şu an bağlantım olduğu için mailler, biraz önceki mailler gelecek. Gönderdiğim maillerin bir önemi yok. Neden? Bağlantım yok. Gönderdim. Ne oluyor? O benim mail box'ımda duracak. Burada gönderilmeden duracak. Ondan sonra ilk bağlantı olduğunda onları gönderecek. Burada alma problem. Şimdi şöyle yapalım. Bakın hemen burayı tekrar kısaca göstereyim. Geliyorum. Mail server'ı. Bakın tekrar stop ediyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapmak istediğimi göreceksiniz. Mail server'ı bir stop edeyim. Evet, şimdi mail server'ı tekrar kapattım. Kapattıktan sonra bakın arkadaşlar, geliyorum. Şurada gönder diyeceğim yine. Bakın. Deneme 7 diyeyim, şöyle 6 var mı bilmiyorum. Deneme 7 dedim. Bir tane daha yapalım. Firat. Deneme 8. 2 tane mail attım. Burası tamam mı? Şimdi Outlook'a geldim. Outlook'ta bir şurada send receive'e geleyim. Gönder al yapayım. Bağlantı yok. Şimdi bakın geliyorum. New mail diyeceğim. Pardon. Şurada new mail. Yeni bir mail oluştur diyeceğim. Kime göndereyim mesela? Rocky Linux'a göndereyim. Deneme. Şöyle diyeyim. Linux datadan diyelim. Bakın gönderdim. Bakın Outbox'ın içinde durdu. Bu benim için önemli değil. Çünkü neden? Aktif olduğunda otomatik onu gönderecek. Ha, alınan mailler için. Geliyorum. Mail server'ım çalışmıyor şu an gördüğünüz gibi. Bütün servisleri kapattım. Heh. Bakın geliyorum. Bakın. İki tane mail. Bakın arkadaşlar. Gönderici Rocky Linux 1'den Fırat Data'ya. Bakın. Burada mailler birikebilir. Burada ben şu an burayı Filter Linux olarak tanımladığım için, burada şu an başka alan adları olduğu için başka mailler bekler durumda. Heh, işte burası ki buradaki kuyruk maillerin durduğu yer. Ha, peki bu makinede nerede duruyor? Yani Proxmox mail server'da nerede duruyor? Bakın orada da şurada duruyor. Bakın arkadaşlar, şu dizinde şurada bunun içinde deferred dediğimiz, deferred neydi? Ertelenmiş. Kuyuya sıraya girmek, sıralanmış, deferred, ertelenmiş demek. İşte o ertelenmiş mailler şimdi nerede? İşte bu mail bana gelecek mi? Evet, bu mail bana gelecek. Ben servisi tekrar aktif ettiğimde bu mail bana gelecek. Doğru mu? Çünkü daha önce de konuştum. Daha önce de söyledim size. Şurada. Bakın. Linux Data'ya geldim. Bakın. Burada bu mail şu an sorguda. Bunları gelip şöyle remove da edebilirim. Flash da diyebilirim. Yani flash ne demek burada? Hemen gönder. Göndermeye çalış bunu. Yani flash da diyebilirim bu şekilde. Yani sorguda ya da gelip burada ya bu böyle bir mail adresi yok. Sürekli bu deferred edilmiş, kuyruğu alınmış. Bunu gelip buradan remove deyip kuyruktaki mailleri de bu şekilde burada kaldırabilirim. Örnek veriyorum, yanlış bir mail adresine git göndermişsinizdir. Sürekli gitmeye çalışıyordur. Ertelenmiş paketin içinde, o döngünün içine girmiştir. Gelip buradan onu kaldırabilirsiniz. Şimdi ben geliyorum. Mail server'ımı tekrar aktif ediyorum. Bakın. Bakın. Geliyorum. Servis start ediyorum arkadaşlar. Servis başlasın. Servislerim başladı. Şurada da tekrar servislerimin hepsi şu an aktif. Bakın. Şuraya gittiğimde burada gelip bu mailleri zaten gidecek ama ben hızlı bir şekilde şey olsun diye buradan gelip bu mailleri hemen
Şuraya bakalım. Kontrol edelim. Bütün servisler başladı. Eminim de yine de bu arada Outlook'a bakalım. Bakın o gönderdiğim mail Outbox'tan nereye düştü? Otomatikman bağlantı algıladığında otomatikman gitti zaten. Gelmiş midir? Gelmiştir tabii ki. Bakın. Bakın. Gmail'den diye. Ben Ricky Linux'a göndermiştim onu. Bir de gönderilene orada yanlış baktım. Şuraya bakacağım. Bakın Linux Data'dan diye geldi. Bunu görüyorum. Yani göndermede problem var. Alma bize dışarıdan gelen mailleri kuyruğa almamız, onları beklememiz, onlardan yani o konuyu çözmemiz çok önemliydi. Bakın şuraya geleyim. Bakın görüyor musunuz? Bunlar gitti arkadaşlar. Şu an buradaki maillerim gitti. Ha, buraya gelip tekrar Oktober build dediğimde Linux data dediğimde o maillerin zaten geleceğini göreceğiz. İki tane bakın tekrar bu mailler geldi şu an bana görüyor musunuz? Geldi. Nasıl anlayabilirim geldiğini? 7 ve ne dedim? 8 dedim değil mi? Outlook'u açarım. Bakın 7 ve 8. İşte bu kadar arkadaşlar. Kuyruğa size dışarıdan gönderilen mailler eğer mail sunucunuz aktif değilse kuyruğa alınır ve belirli aralıklarla tekrar sizin içerideki mailinize gönderilmeye çalışılır. Tekrar net belirtiyorum. Web arayüzünde buradan görebilirsiniz. Bu bölümden kuyruğa alınmış, gönderilmeye çalışılmış, ertelenmiş, deferred olmuş mailleri buradan görebilirsiniz. İsterseniz gelirsiniz o maili burada kaldırırsınız. Deferred bölüme gelir. İsterseniz kaldırırsınız. Şöyle bakın. Gelir. Kaldırırsınız. Ya da ne yaparsınız arkadaşlar? Ya da gelirsiniz flash yapıp hemen hızlı bir şekilde gönderilebilen bir adrese göndermeye çalışırsınız. Tamam mı arkadaşlar burası? İşte bu kadardı. Heh, peki file olarak nerede duruyordu? Gösterdim ama tekrar göstereyim. File olarak da bakın. Şu dizinde duruyor. Evet arkadaşlar. Size Zimra mail server'ın olduğu önünde Proxmox mail gateway'nin olduğu ortamda arkadaki Zimra gittiğinde ne yaparız ve dışarıdaki mailler bize gelmeye devam eder mi? Bundan bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olup destek olursanız çok memnun olurum.